Merhaba arkadaşlar, sizlerle yine farklı bir konuda beraberiz. Bu sefer ikinci yeni şiir akımı. Artık önümüzde daha fazla şair çıkacak. Bu akımda 7 tane birbirinden güzel, aslında sizin de çok yakından tanıdığınız şairler olacak. İşte Cemal Süreya, Edip Cansever, Turgut Uyar, bunları göreceğiz. Şimdi peki neden böyle farklı farklı başlıklar görüyoruz? Zaten bir önceki derslerde açıklamalara gidilmişti aslında size. Bunlar Cumhuriyet döneminden sonra ortaya çıkan topluluklar, farklı farklı fikirlerden oluşan insanların, yani aynı fikirlerden oluşan insanların aslında bir araya gelerek oluşturdukları düşünceleri temsil ediyor bu isimler. Ki ikinci yeni farklı bir anlayışta oluşuyor. Garip farklı bir anlayışta, işte milli edebiyat farklı bir anlayışta devamını sürdürenler gibi. Bir önceki akıma hep karşı çıkmak için ortaya çıkıyor bir sonraki topluluk aslında. Biz bundan önce garip akımını görmüştük sizinle. Oktay, Rıfat, Melih, Cevdet, Orhan, aslında evet bunları görmüştük. Bu şairlerden oluşan garip akım ya da birinci yeni diyoruz biz bunlara. Neyi savunuyorlardı? Kuralsızlığı kural ediniyorlardı. Diyorlardı ki bizim işimiz anlamla diyorlardı. Edebi sanatları çok istemiyorlardı. Serbest ölçüye geçiyorlardı. Hece ölçüsünü dahi aslında kullanmıyorlardı çok fazla. Her ne kadar ilk başta aruz ölçüsünü kullanmış olsalar da garipçiler, sonradan hepsi serbest ölçüye dönmüşlerdi ve onları en çok destekleyen kişi Nurullah Ataç'tı demiştik. Şimdi ikinci yenicilerde çok daha farklı bir durum ortaya çıkacak. Tam zıttı gibi düşünebilirsiniz. Bunlar daha çok sanatlı söyleyişe, işte daha çok şiir yazmayı, imgelere önem verecekler. Bakalım şimdi özellikleriyle başlayalım. Aklı mantıksal işleyişini sırt çevirdiler, gerçeküstücülüğü daha bilinçli benimsediler. Anlama değil, imgeye kapılarını sonuna kadar açtılar. İşte burada aslında garipçilerden ayrıldıklarını görüyoruz. Biz garipçilerde anlam görmüştük ama bu sefer ikinci yenicilerde imge görüyoruz. İmge neydi? İmge, kalıp, ifade diye biz bunu hep kaba tabirle söylüyoruz ama mesela özellikle Türk Edebiyatı'nda Ahmet Hamdi Tanpınar'da görebiliriz rüya ve zaman kavramlarını mesela. Bunları bir imge gibi düşündüğünüzde onun romanlarında şöyle bir şey çıkıyor karşınıza. Rüya benim için belki de başka bir aleme yolculuğu temsil ediyor. Ama rüya kelimesini normalde biz günlük hayatta, gerçek hayatta ne diye biliyoruz? Bilinçaltımızın uykuda yansıması belki de. Ama işte biz o bilinen kavramın içini boşaltıp başka anlamlar koyabiliyorsak, özellikle bunları sanat yaparken, yani şiirde ortaya koyuyoruz. Şiir yazarken o kavramlara farklı anlamlar yükleyebiliyorsak, işte o bizim için imge haline geliyor. Burada da imgeyi seven topluluk olarak ikinci yeniyi görüyoruz Cumhuriyet dönemi topluluklarında. O yüzden garip anlam istiyordu ama ikinci yeni imge istiyordu. Bunu lütfen unutmayın. Diğer maddede konuşma diline uzak kaldılar, edebi sanatlara özgürlük tanıdılar diyor. Şimdi garipte neye görmüştük? Karşılaştırarak gidelim biraz. Edebi sanat yok, serbestlik vardı ve konuşma dili... Hatırlarsanız Kitabe-i Seng-i Mezar şiirinde Orhan Veli'nin ne diyordu? Yazık oldu Abdullah Efendi'ye diyordu. Bunu normalde sanki bir konuşma dilinden almış gibi söylemiyor muydu? Ama bu bir şiirin satırıydı aslında. Normalde konuşuyormuş gibi şiir yazıyordu garipçiler. Ama bunu biz ikinci yenide göremiyoruz. Konuşma diline uzak kalıyorlardı. Daha sonra birinci yeninin tam tersi noktadan yola çıkarak halk kültüründen uzaklaştılar. Şimdi serbest yazıyorsan ve sen sokaktaki adamı şiire taşıyorsan, o zaman halk kültüründen yararlanırsın garip akımı için. Ama ikinci yeni imgeyi sevip sanatı yapmak istiyorsa, o zaman o da sokaktan uzaklaşarak şiir yazar. Anlamı karartan ve gizleyen bir tavır takındılar. Sözcüklerin çağrışımlarla derinleşen ve çoğalan değerine önem verdiler. Zaten burada sözcüklerin çağrışımlarından bahsediyor. Sözcükler eğer belli çağrışımlarda bulunuyorsa, o zaman onlar imgeleşiyor arkadaşlar. Çünkü dediğimiz gibi rüya kavramını biz bildiğimiz anlamın ötesinde kullanıyorsak,
O zaman biz ona farklı çağrışımlar yüklüyoruzdur. Belki rüya işte dediğimiz gibi benim için başka aleme gitmek. Kimi için belki de mutluluğun sembolü rüya. Artık şiirinde hangi anlamda kullanıyorsa. O yüzden orada çağrışımlar devreye giriyor ve derinleşen bir anlam ortaya çıkıyor. Daha sonra folklorik malzemenin şairin kişiliğini ezeceğini savunduklarından folklor şiire düşman sloganını geliştirdiler. Folklor aslında halk bilimi demek olarak tanımlarsak, halk bilimi, halkın uzantısı şiirde bulunamaz. Şiir yüksek kesimlere, şairliği, sanatı bilen insanlara hitap etmelidir ya da onların tarafından yazılmalıdır diyorlar. Kentli küçük insan tipinin çizilmesine ve bu tipin Süleyman Efendi tiplemesinden olduğu gibi eleştirilmesine son verdiler. İşte yine Orhan Veli'ye eleştiri yapmış bulunuyorlar ki zaten Garip'in en güçlü temsilcisiydi o. Onu bu akımda pek sevmiyorlar. Diğer maddeye geçelim. Duyguya ve çağrışıma dayanarak şiirin içsel zenginliğini daima yeni yorumlara açık bıraktılar. Bu tarafın devamını söylüyor yine. Çok anlamlılığı seviyorlardı. Sanatta eğer ne kadar anlam buluyorsan o kadar sanat vardır düşüncesindeler bunlar. Garip şiiri yoksul çocukluğun yaşama koşullarını ve zevk anlayışını dikkate alırken ikinci yeniciler daha çok aydın kesimi ve elit tabakanın zevki hitap etmişler. Onların zevkine hitap etmişler. Siz sanattan anlamanız için sanatla ilgilenebilmeniz için belirli yaşam yani yaşamınızdaki belirli kavramları yerine oturtmanız gerekiyor. İşte nedir? Belki eğitiminizin çok iyi olması gerekiyor. Yaşadığınız çevrenin çok farklı, kültürlü olması gerekiyor. Eğer siz sokağı anlatmayı amaçlıyorsanız bundan biraz uzaksınız demektir. O dönem için hiç değilse o dönemin şairleri için. Ama siz edebi değeri yüksek, edebi zevki yüksek şiirler yazıyorsanız siz okul okumuş, kültürlü, sanattan anlayan kişilersiniz. Bu da kime hitap eder? Bugün de aslında kullanıyoruz. Elit tabakaya, yüksek zümreye hitap eder. Yüksek zümre kelimesini biz hangi dönem için kullanıyorduk? Hep divan şiiri, divan edebiyatı dönemi için kullanıyorduk. Tanzimat'tan sonra. Tanzimat'tan önce, pardon. Daha sonra şiiri diğer sanatlarla yakın ilişkiye soktular. Garipçilerde ne görmüştük? Sanat, resim, müzik, heykel gibi yani edebiyatı bunlardan uzaklaştırıyoruz demişlerdi. Şiiri bundan uzaklaştırıyoruz demişlerdi. Çünkü şiirde bir sanat yapma amacı görmüyoruz ki diğer sanat dallarıyla ne ilgisi olsun anlayışındalardı. Ama ikinci yeniciler biz zaten şiirde sanat yapıyoruz. O zaman tüm sanat dallarıyla ilişkimiz olabilir demişlerdi. Diğer maddede şiiri aklın, ahlaki endişelerin, yasaların ve alışılmış her türlü sınırlayıcı, baskıcı düzeneklerin dışına çıkarmak istediler. Biz Garip'ten önce, milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiirden önce toplumcu şiir anlayışından bahsetmiştik. Orada biraz daha siyasi söylemler vardı, biraz daha toplumu eleştiren ya da toplumu o hale getiren insanları eleştiren şiirler yazıyorduk. Mesela Nazım Hikmet gibi o dönem için. İşte biz oradaki insanları artık burada göremiyoruz. Yani o eleştirileri burada göremiyoruz. Maddelerimiz burada son buluyor. Şimdi artık şairlerimize geçelim. Ece Ayhan'la başlayalım. Ece Ayhan'ın şiir dili okuyucuyu şaşırtma ve sarsma anlayışı üzerine kuruludur. Bu arada şunu da söyleyelim, bu anlayıştaki şairlerin eserleri biraz mesela farklı. Daha elemede test çözerken size yardımcı olur. İsimleri çok değişik. Şimdi eserlere bakarken göreceksiniz zaten. Bakalım özgün imgelerinin ritmi her türlü deneyimi kucaklayacak kadar çeşitlidir. Sürrealist teknikleri şiirimize en ciddi biçimde uygulayan şair, onun şiirinde sözcükle dize arasında korkunç bir inatlaşma vardır. Sözcük kullanıldığı dize içerisindeki yerinden dolayı okuyucu tarafından yadırganır. Yani bir kelimeyi, şimdi imge kullanıyoruz diyorlar ama yani bizim bildiğimiz anlamda farklı anlamlar yükleyerek kelimeler kullanıyorlar ama
işte biz okuduğumuzda o şiirlerde bu kelime burada pek olmamış sanki diyoruz. Ama adamların aslında amaçları hem farklılık yaratmak hem de sanat yapmak. Farklılık ve sanatı bir araya getirince bugüne kadar yerleşmiş düzeni kırıyorlar ve insanlar pek alışık olmayan şiirlerle karşılaşıyor. Bakalım eserlerine. Hani demiştim ya farklı isimler var diye. Burada aslında kendini gösteriyor. Kınar Hanım'ın Denizleri, Bakışsız Bir Kedi Kara. Bakışsız Bir Kedi Kara. Yani ne demek istiyor diye düşünüyorsunuz aslında. Ortodokslular, Yurt Savru, Zambaklı Padişah, Kolsuz Bir Hattat. Arkadaşlar bundan sonrası özellikle bu 7 şair her zaman sorulur sınavlarda. Lütfen bu eserler ezberinize kalıyor. İlhan Berk. İlhan Berk'in ilk şiirleri Manisa Halk Evi'nin çıkardığı Uyanış dergisinde çıktı. Bu çok fazla sorulmaz. İstanbul şiirinde İstanbul'un küçük insanlarının macerasını anlatmış. İstanbul'un küçük insanlarının macerasından kasıt aslında yüksek zümre değil de biraz daha alt kesimde ama eğitimli insanlar. Yani bu demek değildir ki sanattan uzak insanlar değil. Zaten yüksek zümreye hitap eder diyorduk. Bunu söylüyorsak küçük insanı anlatsa bile o zaman yine eğitimli insan anlatılır. Şiirde ses ve müzik yerine daha çok anlamca kapalı şiirler yazmış olmasına rağmen Günaydın Yeryüzü kitabıyla 142. maddeden koşturmaya uğradı, soruşturma geçirdi. Aslında başı belaya girdi diyebiliriz. Kül adlı kitabıyla Türk Dil Kurumu şiir ödülünü aslında almış. Şimdi eserlerine bakalım. Şiir Güneşi Yakanların Selamı. Güneşi Yakanların Selamı. Bakın şimdi şiirlerine koydukları başlıklarda bile bir imge söz konusu, bir farklılık. Burada bu başlıkta ne demek istiyor? Değil şiiri okurken, başlıkları okurken bile burada adam ne demek istemiş diye düşünüyoruz. İstanbul, Günaydın Yeryüzü, Türkiye Şarkısı, Köroğlu, Çivi Yazısı, Galile, Denizi, Orta Şenlikname. Bunun eserleri. Cemal Süreya. Zaten siz belki bir önceki sınıflarda ya da bu sene anlatılmıştır ya da bir yerden duymuşsunuz. Cemal Süreya ile başka bir bu grubun şairi arasında zamanda Mona Rosa denilen bir kişi tarafı için atışmaya gidilmiş ve aslında bunun tek Y ile yazılmasının sebebi her zaman anlatılır. O sebepten olmuş. Diğer şaire geldiğimizde buna biraz değinebiliriz, anlatabiliriz neden olduğunu. Cemal Süreya lise yıllarında aruzla şiirler yazarak edebiyata girmiş. Bunların hepsi küçüklükten itibaren sanatla uğraşan şairler. Bu nedenle liseden itibaren aslında o topluluklara katılmaya başlamışlar. İlk şiir Mülkiye Dergisi'nde yayımlandı. Şiirlerinin yanında sanat konularındaki deneme ve eleştirileriyle de kendini göstermiş. İkinci yeninin öncülerinden olan şairin ilk şiirlerine biçim kaygısının ağır bastığı, yeni bir imge ve söyleyiş peşinde olduğu görülür. Şimdi sanat yapıyorsanız o zaman biçim kaygısı da önemli. Siz serbest ölçüde yazacağım deyip de alelade bir şiiri ortaya koyamazsınız. Yine şiirin kurallarına bağlı kalmanız gerekiyor ikinci yeni için. Ama bu asla birinci yeni için geçerli değil. Eski şiirle bağını sesten çok imge yoluyla kurar, çağrışımlardan yararlanır. Yani imgelerden yararlanır. Ona şiiri ince buluşların, duygulanımların, yaşanan gerçekliğin, toplumsal ve kültürel birikimin kendine özgü bir söyleyişte bütünleşmiş birleşimidir demiş burada. Kendi şiirini tanımlarken benim şiirim erotik bir şiirdir der. Aslında bunlar farklılığa gidiyorlar. Bu yüzden farklı kavramları da kendilerini tanımlarken kullanıyorlar. Eserleri Üvercinka, Göçebe. Bakın Üvercinka. Normalde biz bunu Üvercinka deyince aklınıza hangi kelime geliyor? Güvercin kelimesi gelebilir belki. Bunlar kelimeleri harflerini değiştirmişler. Kelimelerin başını sonunu değiştirerek yeni kelimeler de ortaya koymuşlar. Yani diyor ki Üvercinka kelimesi benim için şu anlamı ifade etmiştir şiirde gibi bir sanatsal görüşleri var. Hepsinin sanatsal görüşünü burada inceleyemiyoruz. Çünkü bunlar ayrıntıya girmiş oluyoruz o zaman. Ama siz merak ediyorsanız mesela bu adamın sanatsal görüşü kimden etkilenmiş diye bakabilirsiniz. Göçebe, beni öp sonra doğur beni, uçurumda açan,
Sevda Sözleri, Sıcak Nal ve Güz Bitiği. Cemal Süreyya'yı çok seviyorlar sormayı. Lütfen özellikle bunun eserlerine dikkat edin bu grup içerisinde. Turgut Uyar. Turgut Uyar'ın Ölçülü, Uyaklı ilk şiiri Yol, Yedi Gün dergisinde çıktı. Diğer şiirleri Varlık, Yedi Tepe, Pazar Postası, Türk Dili dergilerinde yer aldı. İkinci yeni şairi olarak tanınması ve değerlendirilmesine karşı çıktı. Turgut Uyar, aslında ben bir grubun içerisinde bulunmak istemiyorum diyor. Ama şiir anlayışı sebebiyle kendisini bu gruba dahil etmiş ya da birileri tarafından dahil edilmiş. Çünkü bunlara benziyor şiir anlayışı ama ben bir şiir anlayışında olmak istemiyorum. Kendimi sürekli yenilemek, bir arayış içinde olmak istiyorum diyor. Zaten burada da yazıyor. Şiirlerinde sürekli kendisinde bir arayış içindeymiş bu adam. Divan adlı eserinde divan şiirinden yararlanmayı denemiş. Şiir hep içerikte arayan bir şair olmuş. Zaten imge, sanat, ya da ne diye, edebi sanatlar dediğimizde aklımıza divan şiiri de gelir. Çünkü o dönem için buna karşılık geliyor. Halk ve divan edebiyatı dönemlerinde divan şiirine karşılık geliyor. Divan şiirinden de bu adamın yararlanması, benzerlik kurması şaşılacak bir durum değil. Divan şiirinde de imgeler var, sanat var. İkinci yerinde bunu seven bir topluluk. Tütünler Islak adlı eseriyle Yeditepe Şiir Ödülü'ne, Kayayı Delen İncir ile Behçet Necatigil Şiir Ödülü'ne layık görülmüş. Eserlerine bakalım. Arzuhal Türkiye'm, Dünyanın En Güzel Arabistan'ı adlı eserlerde kendini gösteriyor. Şimdi Turgut Uyar'la bu derste kalalım. Diğer dersimizde kalan şairlerimize devam edip küçük bir soru çözümü yapacağım ve bu konuyu da bitirmiş olacağız. Arkadaşlar konumuz burada bitti. Görüşmek üzere.